diğer mahalle muhtarlarımızla beraber iki mahallemizde bulunan yapı stokunun risk denetimlerini yapmak için buradayız. Çalışma arkadaşlarımızla beraber, mimar ve mühendis konusunda uzman değerli çalışma arkadaşlarımızla beraber Beşiktaş'taki yapı stokunun risk denetimlerini yapıyoruz. Gördüğümüz tabloyu herkese paylaşacağız sürecin sonunda ama amacımız 10 ay içerisinde Beşiktaş'taki bütün binaların risk denetimini yapmak ve bir rapor haline getirmek. 4 ay önce çok acı bir depremi hep beraber yaşadık. 10 binlerce insanımızı maalesef kaybettik. Beşiktaş da bu anlamda çok özel bir noktada duruyor. Her ne kadar zemini sağlam ve kısa katlı konutlardan olursa da buradaki yapı stokunun %78'i 1999 depremi öncesi yapılmış binalar. Bunların önemli bir kısmı ki şu anda içinde bulunduğumuz iki mahallemizde de 1960-80 arası yapılmış yüzlerce binamız var. Dolayısıyla Beşiktaş'ın tabii kendine ait, kendine has sorunları var. Beşiktaş'ın ana caddelerinin %40'ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde. Burada kentsel sit alanları var. Ön görünümde olan bölgeler var. Deri görünüm etkilenme bölgesinde olan bölgelerimiz var. Tarihi alanlarımız var. Dolayısıyla bunların hepsi ayrı birer yetki paylaşımı demek. Yani ne demeye çalışıyorum? Burada bir kararı alırken mesela bu Ortaköy planlarının işleme koyulması ve buradaki binaların dönüşebilmesi için vatandaşımızın buradaki binalarını daha rahat bir şekilde dönüştürebilmesi için buradaki planların, bizim hazırladığımız planların hem koruma kurulundan hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imar komisyonundan geçip gündeme alınması ve kabul edilmesi gerekiyor. Buradaki bu mağduriyet sona ersin. Gerçekten kafamızı yastığa koyduğumuz zaman hiç rahat değiliz. Ben muhtarlarımızın da aynı duyguda olduğunu biliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye'miz çok ciddi bir gayretle İstanbul'un tamamındaki yapı stokunun risk denetimini yapmaya çalışıyor. Biz Beşiktaş Belediyesi olarak bu yükü onların üzerinden en azından Beşiktaş özelinde aldık ve kendi çalışma ekiplerimizi kurduk ve kendi risk denetimlerimizi yapıyoruz. Biz bu sorunların kurumsal olarak çözülmesinden yanayız. Bu amaçla da Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzü kurduk. Beşiktaş Belediyesi kendi iştirakini yani Beşiktaş İmar Arşivi kurdu. Bununla neyi amaçlıyoruz? Bir, dönüştürülebilecek olan binaların önünü açmak, dönüşümün önünü açmayı hedefliyoruz. Yani kat maliklerinin kendi arasında yaşadığı sorunlar. Bugüne kadar gelen müteahhitlerin yapamayacağı işlerin sözünü vermesi dolayısıyla vatandaşta yaşanan güvensizlik ortamı. Bunların hepsi Beşiktaş'ın en önemli, dönüşümün önündeki en önemli problemlerdi. Beşiktaş İmar Aşı bu sorunların önüne geçmek için vatandaşlardan muvafakatnamelerini alıyor. Bir binanın yıkımından iskanına kadar bütün süreçlerini Beşiktaş Belediyesi'nin İmar Aşı şirketi inceliyor, denetliyor ve yönetiyor. Dolayısıyla bu Beşiktaş Belediyesi göreve gelirken vatandaşımızın istediği, yani Beşiktaş Belediyesi bu işte garantör olsun noktasında yapılmış bir adımdır, atılmış bir adımdır. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımızın, bütün komşularımızın, Beşiktaş'taki bütün komşularımızın güvenli konutlarda yaşayabilmeleri için çalışıyoruz. Ve hepsini, burada yaşayan bütün vatandaşlarımızı risk altında, kendini risk altında gören, oturduğu binaya güvenmeyen, ya benim binamın durumu nedir acaba diye düşünen bütün vatandaşlarımızı Beşiktaş Belediyesi'nin çözüm merkezine ulaşmalarını, 444-4455 nolu telefondan bize ulaşmalarını, aynı zamanda saha çözüm ekiplerimizi kurduk. Arkadaşlarımız öncelikli dere yatağında olan risk alanı oluşturan bölgelerde başlamak üzere bütün haneleri ziyaret edip bu risk denetimleriyle ilgili zaten sizleri, bütün komşularımızı bilgilendirecekler. Bu arkadaşlarımıza, saha çözüm ekiplerimize geldikleri zaman ya biz de binamızın denetimini istiyoruz ve buna izin veriyoruz dendiği zaman arkadaşlarımız o binaların basit risk denetimini yapacaklar. Yaptığımız iş basit risk denetimidir. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü karot alındığında binanın yıkımına kadar gidecek süreçler var. Başta da ifade ettiğim gibi plansız bölgelerimiz var, sit alanlarımız var, tarihi alanlarımız var, ön görünümde olan yerlerimiz var, geri görünüm etkilenme bölgesinde olan yerlerimiz var. Dolayısıyla Beşiktaş Belediyesi'nin tek başına yetki kullanarak yapacağı yerler değil. O yüzden de bir binadan karat alıp o binanın yıkımıyla ilgili bir karar verdiğimizde o bina yıkılacak ve tekrar bu bürokratik süreç devreye girecek ve o anda vatandaşlarımız mağdur olacaklar. Kiraya geçmek zorunda kalacaklar, yaşadığı yer terk etmek zorunda kalacaklar. Artan enflasyonla birlikte
kiralara yapılan zamlar, ev daire fiyatlarında, metrekare fiyatlarındaki artış vatandaşımızın belini her anlamda olduğu gibi burada da bükmüştür. Dolayısıyla ikinci bir mağduriyet yaratmamak adına hızlıca kendi kapımızın önünü süpüreceğiz. 10 ayda Beşiktaş'ımızdaki bütün binaların risk denetimini yapmış olacağız. Beşiktaş Belediye'mizin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve İmar AŞ şirketimiz burada dönüşümü hemen gerçekleştirecek binalarla ilgili bir yol haritasını zaten hazırladı. Muvaffakatnamesini veren komşularımız da bu süreci yönetecekler. Dolayısıyla yıkımından iskanına kadar, tekrar ifade edeyim, çok önemlidir. Yıkımından iskanına kadar bütün süreçleri Beşiktaş Belediyesi olarak biz takip edeceğiz ve vatandaşlarımızın güvende bir şekilde burada yaşamaları için elimizden gelen bütün sorumluluğu, üzerimize düşen bütün sorumluluğu sonuna kadar yerine getireceğiz. Muhtarlarımız, Ortaköy Mahalle Muhtarımız ve Beşiktaş Mahalle Muhtarımız bu konularla ilgili zaten olağanüstü bir çaba içerisindeler. Göreve geldiğimiz gün itibariyle bu sorunlarını dile getiriyorlar. Ortaköy'de sit alanlarımız var. Ortaköy Meydanı'nın düzenlenmesi için bekliyoruz. Buradan tekrar ifade edeyim. Biz Ortaköy Meydanı'nı düzenlemeye başladık. Hepinizin bildiği üzere oradaki İstanbul Trafik Vakfı'na bağlı otoparkı oradan kaldırdık. Amacımız oradaki kumpircileri de arka tarafa alıp karşıdan karşıya geçtiğimizde bir denizi gördüğümüz bir aks oluşturmak ve vatandaşımızı denizde buluşturmak bizim temel hedefimiz. Ama orada bir mezar yeri, hemen kumpircilerin arkasında bulunan giden komşularımız mutlaka görüyorlardır. Oradaki bir mezar yeri tam yaklaşık 3 senedir orayla ilgili bir karar verilmediği için Ortaköy Meydanı'nın düzenlenmesi gecikiyor. Yani 3 tane seçenek ya kapatılacak, ya taşınacak, ya da sergilenecek. Bunlarla ilgili bir kararı 3 senedir bekliyoruz ve Ortaköy Meydanı'nın düzenlenmesi bu kararı bekliyor. Biz Ortaköy'de ve Mecidiye mahallemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi su baskınları sorunuydu. Biz buradaki altyapı çalışmalarını İstanbul Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yerine getirdik. Ve Dereboyu Caddesi'nin başlangıcında durmak zorunda kaldık. Çünkü oradaki tavukçunun olduğu bina yıkım riski oluşturuyordu. O binanın yıkım kararı çıktı. Oradaki insanların tahliye edilmesi, o binanın boşaltılması ve yıkım kararının verilmesi hepsi bir süreç. Ve yaklaşık 2,5 senede bunu gerçekleştirdik. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSİ Genel Müdürlüğü ile beraber, bizim fen işlerimizle beraber Dereboyu'ndan Ulus'a kadar olan bölgeyi bitireceğiz altyapısını. Aynı zamanda Portakal Yokuşu'ndan Mecidiyeköy'e kadar olan bölgenin de tamamının altyapı sorunu çözeceğiz. Ve buradaki bu su baskını sorunu ki binaların altında oluşan suların sebebi buradaki bağlantıların doğru düzgün yapılmamış olması. Her gelen idarenin, BEDAŞ'ın ya da diğer işte internet hatları çekilirken, telefon hatları çekilirken bu döşemeyi yapan şirketlerin ya da yöneticilerin burada yaptığı, ayrı ayrı yaptığı çalışmalar, işbirliği içinde yapmadığı çalışmalar maalesef burayı defalarca kazılmasına yol açmış ve günün sonunda da burada çeşitli teknik aksaklıklar ortaya çıkmış ve binaların içi maalesef bu sularla dolmuştur. Şu anda binalarda, kolonlarda yaşanan kolozyonun oradaki çap erimelerinin temel sebebi aslında buradaki ıslak zeminden kaynaklı. Dolayısıyla bunu da bu çalışmalarla birlikte doğru yere bağlayıp bunu sonsuza kadar tarihe gömmek istiyoruz. Bu bugünün meselesi değerli arkadaşlar. Bu Beşiktaş'ın 50 senelik problemi, Beşiktaş'ın tarihi alanları var. Her kazdığınız yerde bir tarihi eser çıkıyor. Dolayısıyla durdurmak zorunda kalıyorsunuz ve buradaki işler aksıyor. Beşiktaş, hep ifade ediyorum, Türkiye'ye ayak basan herkesin mutlaka bir vesileyle gelip ayak bastığı bir yer. Nefes almaya geldiği bir yer, zaman geçirdiği bir yer. 9 tane üniversitesi, sarayları, restoranları, otelleri, tarihi turistik yerleri. Dolayısıyla burası tam bir nefes alma alanı. Buraya gelen, buradan mutlu ayrılan her vatandaş gittiği yerde Beşiktaş ne güzel de demiyor. Türkiye çok güzel bir yer olarak söylüyor. Dolayısıyla burayı çok güzel bir hale getirip Beşiktaş'ı dünya markası haline getirmek istiyoruz. Türkiye'nin görünen yüzü zaten burası. Daha düzgün bir hale getirmek istiyoruz. Ama kamudan isteğimiz, üst mercilerden isteğimiz, Beşiktaş'la ilgili bir karar verildiğinde artık siyaset konuşulmasın. Artık bu işlerin içerisinde siyaset katılmasın. Buradaki altyapı sorunu siyaset üstü bir konudur. Ortaköy Meydanı'nın düzenlenmesi siyaset üstü bir konudur. Beşiktaş Meydanı'nın düzenlenmesi siyaset üstü bir konudur. Buradaki binaların dönüşümü siyaset üstü bir konudur. Burada insanlar güven içerisinde uyumalı, kafasını yastığa koyabilmeli. Buradaki binalarını dönüştürebilmeli. Beşiktaş halkı orta gelir seviyesine sahip bir halk. Hep
şöyle bilinir. Beşiktaş üst gelir seviyesine sahip. Beşiktaş'tan az fazla. Böyle bir şey yok değerli arkadaşlar. Belli mahallelerimizde böyle bir durum var. Ama şu anda içinde bulunduğumuz mahalle zamanında bu daireleri almış. Burada yaşamış. Burada 50-60 senedir yaşayan komşularımız var. Buranın kültürünü yaşatan, buradaki semt kültürünü devam ettiren komşularımız var. Biz onların burada yaşamaya devam etmelerini istiyoruz. Biz onların burada hayatlarına güvende bir şekilde yaşamaya devam etmelerini istiyoruz. Kafalarını yastığa güvenli bir şekilde koymalarını istiyoruz. Bütün bunları da çözebilmenin yolu bizim yetki paylaşımında bulunduğumuz başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu, Çevre Koruma Kurulları, Bakanlıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu konuda Beşiktaş'ın önünü açması gerekiyor. Burada bir siyasi kavganın kurbanı edilemez Beşiktaş. Beşiktaş burada bir siyasi kavganın kurbanı edilmeye çalışılıyor. Buradaki binalarının dönüşümünün önündeki en büyük engel siyasettir. Beşiktaş halkı verdiği oy yüzünden cezalandırılmaya çalışılıyor. Biz bunun önüne duracağız arkadaşlar. Beşiktaş'taki bütün komşularımızla, mahalle muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, bütün siyasi partilerin temsilcileriyle o bizim kararlarımızın önünde duran herkesin kapısına dayanacağız. Biz göreve geldiğimiz an itibariyle pandemiyi yaşadık. Ülkemizin içerisinde bulunduğu jeopolitik durumdan kaynaklı bir takım savaş durumlarını yaşadık. Sel felaketlerini yaşadık, yangınları yaşadık. Hepsine deprem felaketini yaşadık ve hepsine bir şekilde elimizi uzattık. Yardıma koştuk. Hep beraber koştuk. Beşiktaş halkının dayanışmasıyla beraber koştuk. Şimdi kendi kapımızın önünü süpürmek zorundayız. Dolayısıyla artık seçimler bitti. Ülkeyi yönetenlerin bu noktada samimiyetlerini göstermesi gerekiyor. Atılacak en önemli adım büyük büyük siyasi cümleler kurmak değil. Atılacak en önemli adım vatandaşın en önemli hakkı olan mülkiyet hakkını korumak, güvenlik hakkını tesis etmek ve onları kalıcı, güvenli konutlara yerleştirmek ve biz bu mahallenin buradan ayrılmadan burada yaşamaya devam etmesini istiyoruz ve Beşiktaş Belediyesi olarak da sonuna kadar bunu savunacağız. Göreve geldiğimiz an itibariyle katılımcı bir anlayışla belediye yöneteceğiz diye herkese söyledik. Ve hemen pandeminin öncesinde mahallelerimizde toplantı yaptık. Toplantılar yaptık. Sizlerle bir araya geldik. Parklarımızda buluştuk. Akabinde pandemi ortaya çıktı. Pandemiyle birlikte 120 kişilik bir saha ekibi kurduk ve sizlere ulaştık. Bir kit hazırladık. Orada maskeleri, dezenfektanları ve bize iletmiş olduğunuz sorunları dinledik. Katılımcı anlayışımızın devam etmesi açısından. Sonra saha çözüm ekiplerimiz değişik vesilelerle, semt kartlarınızı dağıtabilmek için ya da değişik vesilelerle sizlere ulaştı. Çok önemli verileri elde ettik ve bize başvuruda bulunan, bize sorun bildiren bütün komşularımızın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Şimdi Ortaköy mahallemizde Ortaköy Kültür Merkezimiz var. Ortaköy Kültür Merkezimizin ilk göreve geldiğimizde 2017 yılında kapatılmış, içi gerçekten harap halde olmuş bir yani bir yıkım kararı gibi ona benzer bir karar var. Tam karar olarak da söyleyemeyiz. Dolayısıyla bu kararla ilgili biz hemen itiraz ettik ve İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden ekipler geldiler. Bu Ortaköy Kültür Merkezi'nin yapımıyla ilgili burası sağlamdır raporu verdiler. 1,5 sene sürdü bunun bütün hukuki süreci. Sonra biz binayı güçlendirerek yapmaya başladık. Akabinde Çevre Koruma Kurulu geldi, inşaatı durdurdu. Dolayısıyla inşaatı durdurması ve bizim bunlara yaptığımız itirazlar sonucu yine 1,5 senelik bir zaman dilimi geçti. Şimdi artık Ortaköy Kültür Merkezimizin yeniden yapılması, güçlendirilmesiyle ilgili bir sorun ortada kalmamıştır. Şimdi Ortaköy Kültür Merkezi'nin inşaatı başlayacak. Allah nasip ederse 29 Ekim tarihine Cumhuriyet Bayramımıza Ortaköy Kültür Merkezimizi yetiştireceğiz ve burada yaşayan bütün komşularımız orada hangi fonksiyonu görmek istiyorsa, Ortaköy Kültür Merkezimizde ya şu olsa bizim sorunumuzu çözer diyorsa, ne görmek istiyorsa biz o fonksiyonları Ortaköy Kültür Merkezi'ne tanımlayacağız değerli arkadaşlar. Çünkü sağlık ocağı sorunumuz var, başka sorunlarımız var. Bunları bu bulduğumuz kısıtlı alanlara koymak istiyoruz. Otopark sorunumuz var. Buranın kentsel dönüşüm planları geçtiğinde, buradaki planlarda izin verildiğinde burada yaşayan vatandaşımız otopark sorununu kendi içinde çözebilecek hale gelecek. Dışarıdan gelen Beşiktaş'ın nüfusu 180 bin, her gün 2,5-3 milyon Beşiktaş'a geliyor. Biz 180 bin kişinin yaşadığı bir yerdeyiz aslında. 180 bin kişiye hizmet vermemiz gerekirken günde 3 milyon insanın çöpünü topluyoruz. 3 milyon insana hizmet veriyoruz. Ve kendi ilçelerinde normal şartlarda, parklarında nefes almayan insanlar, dolaşamayan, özgürce dolaşamayan insanların birçoğu eğlenmek için, nefes almak için Beşiktaş'a geliyor ve buraları kullanıyor. Dolayısıyla biz onların yükünü çekmek durumunda kalıyoruz. Bütçeden aldığımız pay 180 bin nüfusumuz oranında ama
verdiğimiz hizmet 3 milyon kişiye. Dolayısıyla 180 bin kişiye hizmet verirken 1000 kişiyle çalışmamız gerekirken biz 2,5-3 milyon insana hizmet verdiğimiz için biz yaklaşık 2000'in üzerinde arkadaşımızla çalışmak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla İller Bankası'nın bize ayırdığı paydan maaşlarımızı ödememiz gerekirken biz şu anda 52 milyon maaş ödüyoruz her ay ama İller Bankası'ndan aldığımız pay maalesef bunun 5'te 1'i kadar. Dolayısıyla bütün bunların hepsi bizim açımızdan bir mücadele alanı. Neyi demeye çalışıyorum? Ben İSKİ Genel Kurulu'nda yaptığım konuşmada da ifade ettim. Beşiktaş, Fatih, Beyoğlu gibi ilçeler tarihi ilçeler. Buralarda bürokrasiye takılmamamız lazım. Buranın sorunlarını hızlıca çözebilmemiz lazım. Burada yaşayan vatandaşların, önce yaşayanların, sonra dışarıdan gelen nefes alanların, nefes almak için buraya gelenlerin, buraların üniversitelerinde okuyan genç kardeşlerimizin, turist olarak buraya gelen, bizi burayı ziyaret eden insanların hepsinin bir arada mutlu olması lazım. Dışarıdan gelen buranın huzurunu bozuyorsa biz bunu artık bu saatten sonra müsaade etmeyeceğiz. Şunu ifade edeyim. Biz Beşiktaş Meydanı'nda da, oraya gittiğimde orada da ifade edeceğim. Çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Beşiktaş Meydanı yine kurul tarafından 2 sene bekletildi. Şimdi komşularımız bize diyor ki başkanım ya üst geçidi kapattınız, yıktınız. Beşiktaş Meydanı düzensiz bir hale geldi. Değerli komşularım, buradaki sorun yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle beraber Beşiktaş Meydan Projesi'ni 2 kere kurula yollamamıza rağmen ikisinde de bu kararlar geri alındı, kabul edilmedi. Dolayısıyla oradaki inşaat başlayamadı. Şimdi hem Barbaros Bulvarı'ndaki kaldırım çalışması hem Beşiktaş Meydanı'nın düzenlenmesiyle beraber biz Ihlamurdere Caddesi'ne gireceğiz. Oradan Ihlamurdere Caddesi'ne evlendirme dairesine kadar ki alanın tamamını beraber İstanbul Büyükşehir Belediye'mizle beraber planlayacağız. Ve bugüne kadar orada vatandaşımızın şikayet konusu haline getirdiği kaldırım işgalleri, yaya geçişleri, engelli geçişleri bunların tamamını o planlama içerisinde orada çözeceğiz. Hiç kimse merak etmesin. Bir işi yaparken bir asgaride yapmaya çalışıyoruz. Pandemi esnafın boynunu büktü. Pandemi birçok vatandaş kesiminin boynunu büktü. Dolayısıyla bizim bir işi yaparken bunların hepsini düşünüp bunların ortalamasını almak durumundayız. Ama artık bu durum elzem hale gelmiştir. Biz kendi risk denetimlerimizi yapıyoruz. Dolayısıyla Beşiktaş'ı güvenli bir kent haline getirmekle ilgili attığımız adımlar vardı. Şimdi bu adımları 5 adım daha ileriye taşıyarak, daha hızlanarak yürüyorduk. Şimdi koşmaya başlayacağız ve hızlıca bu alanları güvenli hale sizlerle birlikte getireceğiz. Arkadaşlarımız evlerinize gelecekler. Katılımcı anlayışımız devam edecek. Saha çözüm ekiplerimiz evlerinize geldiğinde mutlaka hem binalarınızın risk denetimiyle ilgili bize onay veriniz ya da neye ihtiyacınız varsa, hangi hizmeti görmek istiyorsanız, hangi hizmetten memnun değilseniz bunları mutlaka saha çözüm ekiplerimize iletin. Kapınıza geldiklerinde mutlaka iletin. Biz bunlarla ilgili geri dönüşlerimizi hepinize sağlayalım. Ben bu mahallede çalışırken bunları ifade etmek istedim. Çünkü çok önemsiyoruz. Çok önemli çalışmaların altlığını hazırladık. Çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Mimar mühendis arkadaşlarımız var. Zaten göreceksiniz mahallelerinizi. Hepsi pırıl pırıl genç, bu ülkenin yetiştirdiği, bu ülkenin üniversitelerinden mezun olmuş ve gece gündüz çalışmış, dürsek çürütmüş, iş bulmaya çalışan arkadaşlarımız. Pırıl pırıl arkadaşlarımız. Konusunda uzman ve her gün bir adım ileriye taşıyorlar kendilerini. Bunlarla birlikte, bu kardeşlerimizle birlikte Beşiktaş'ı güvenli bir kent haline getireceğiz. Başkan yardımcımız burada. Kentsel dönüşüm müdürümüz burada. Mahalle muhtarlarımız burada. Çalışma arkadaşlarımızın tamamı burada. Sizden rica ediyorum. Bütün sorunlarınızı, şikayetlerinizi, eksik gördüğünüz her şeyi bizlere iletin. Muhtarlarımız konuşmak isterler. Başkanım, bir şeyi belirtebilir misiniz lütfen? Mahalle sakinlerimiz saha ekiplerimiz gittiği zaman tedirgin oluyorlar. Evet. Yani binamız çürük çıkarsa boşaltmak zorunda kalır mıyız diye almak beni istemiyorlar. Ona göre çıkıp getirirsek herkes rahatlıkla kabul etsin ekiplerimizi. Tüm komşularımıza buradan o zaman iletelim. Mahalle muhtarımız çok doğru bir şey söylüyor. Saha çözüm ekiplerimiz geldiğinde vatandaşımız tedirgin oluyor ve binasının risk denetimini yaptırmak istemiyor. Neden yaptırmak istemiyor? Çünkü o binada bir karot alınırsa ve o bina çürük çıkarsa o bina yıkılmak zorunda. Plansız alanında yapılacak bir yıkımın da sonrasıyla ilgili ciddi problemler ortaya çıkabilir. Bizim yaptığımız denetim basit risk denetimi. Biz risk denetimini yaptıktan sonra sizlere binanızın durumuyla ilgili bir puan vereceğiz. A'dan E'ye kadar bir puanlama sistemimiz var. Aynısını İstanbul Büyükşehir Belediye'mizle yapıyoruz. Bunu size ileteceğiz.
riski gördüğümüz alanlarla ilgili hemen sizi başkan yardımcımız ve kentsel dönüşüm müdürümüzle bir araya getireceğiz. Beşiktaş İmar AŞ orada neler yapabiliriz? Bununla ilgili size bir yol haritası çıkartacak ve dolayısıyla hızlanacağız. Yani kapınıza geldiğimizde biz sizin risk denetimimizi yaptığımızda bina çürük çıktığında biz binayı hemen yıkmıyoruz değerli arkadaşlar. Bu bir basit risk denetimi ama tabii bunun sonraki adımlarında hep beraber oturup hızlıca planlamak zorunda kalacağız. Teşekkür. Başkanım size teşekkür ederim mahallelerinde bu çalışmalar için. Bizde de en önemli sorun sit alanı biliyorsunuz ki. Sit alanında olup da çürük binada oturan mahalle sakinlerimizde biz her gün işte canlı tabut içinde yaşıyoruz. Çok tedirginler. Onlar da bir şekilde dönüşmek istiyorlar ve bu konuda yani sizlerden büyük destek bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nden sizlerden bu konuda gerçekten yardımınızı bekliyoruz. Zaten mahalle sakinlerim bu konuda çok çaba sarf ediyorlar, imza topluyorlar. Bütün kurumlara bu imzalarla birlikte başvurdular inanın. Çevre Şehircilik, ondan sonra Büyükşehir Belediyesi, tabii sizlere de ayrıca geliyorlar. En yakın olduğu için ilçe belediyemize daha çok geliyorlar. Ama yani Anıtlar Kurumu da dahil olmak üzere Ankara, yani bütün kurumlara biz imzalı dilekçelerimizi ulaştırdık mahalleli olarak. O yüzden onların da sorunlarına bir anı düşünün olursa en azından rahatlayacaklar diye tahmin ediyorum. Şöyle sevgili muhtarım, şimdi bizim etki paylaşımı içerisinde bulunduğumuz yerlerle alakalı bir şey ifade ettim, tekrar ifade edeyim. Bizim kentsel sit alanlarımız var, ön görünümde olan yerlerimiz var, geri görünüm etkilenme bölgesinde olan bölgelerimiz var, plansız bölgelerimiz var. Şimdi bunların tamamıyla ilgili ortak karar almak durumundayız. Biz şu anda Beşiktaş'ta bulunan bütün binaların ön görünümde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber ama diğer tarafta bulunan her yerin denetimini yapacağız. Bir rapor çıkartacağız. Diyeceğiz ki tablo budur. Bu tabloda dönüşülebilir alanları önce ortaya koyacağız. Hızlıca onları dönüştüreceğiz. Bir yandan da öbür tarafların sit alanlarının hukuki mücadelesini hep beraber vereceğiz. Yani diyeceğiz ki duyuru yapacağız. Mecliye Mahallesi'nde atıklık yaşayan komşularımız, kentsel sit alanının bölgesinde kalan komşularımız hep beraber hem kurula hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gidiyoruz. Komisyon toplantılarına gidiyoruz ki yani bunun neden beklediğini açıkçası hepimize ifade etmeleri gerekiyor. Çünkü biz de öğrenelim. Çünkü günün sonunda bunu açıklamadığımızda, bunu söylemediğimizde haklı olarak vatandaş da diyor ki ya bu konuları kim takip ediyor? Tabii ki bizim görevimiz. Biz takip edeceğiz. Biz takip ettik. Siyaset üstü olarak gördük. Biz bunun siyaset üstü bir konu olduğuna inandık ve o güvenle mutlaka bu sorunlara bir çözüm bulunacağını düşündük. Bize o söylendi. Arkadaşlar 3,5 senedir bekleyen kararlar var. İşte bir mezar yeri Ortaköy Meydanı'nda bir mezar yeri 3 senedir bekliyorsa ve bunun yüzünden Ortaköy Meydanı düzenlenemiyorsa oturup şapkayı hepimizin düşünmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu yüzden aslında bu açıklamayı burada yapıyoruz. Bu bir başlangıç. Bugün yaptığımız iş bir başlangıç. Bundan sonra bütün mahallelerimizde yaşanan bütün sorunlarla ilgili oranın kamuoyunu da bir araya getirerek sonuna kadar bunları söyleyeceğiz, ifade edeceğiz. İmza kampanyaları yapacağız. Büyükşehir'in önüne gideceğiz, bakanlığın önüne gideceğiz, yetkililerden randevuları istiyoruz zaten, onlarla gidip konuşacağız. Bu mücadeleyi sonuna kadar hep beraber sizlerle birlikte vereceğiz. Teşekkür ediyorum.